Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'dan nasıl kaliteli canlı yayın yapabileceğinizi göstereceğim. OBS ayarlarını göstereceğim daha çok. Bir upload'un altında upload değeriniz varsa çok kaliteli canlı yayın yapabilirsiniz aslında. Hemen ayarlara geçelim çok uzatmadan. Sağ alttan ayarlar sekmesini açıyoruz yükleniyor şimdi. Evet, burada en başta genel var. Genelde Türkçe diyor dili seçmemiz lazım. Sonra dark üç tane tema var. Dark, Rachini ve de default kendi beyaz e, teması. Ben buradan default kullanıyorum beyaz açık renkli olduğu için. Bunlar aslında o kadar önemli şeyler değil. Yayının etki e, kendiniz yapabilirsiniz bunları. Yayının kalitesini etki etmez. Buradan hemen en iyisi yayına geçelim. Burada yayın servislerini seçmeniz lazım. İsterseniz özel yayın sunucusu YouTube'un size verdiği yayın URL'sini yapıştırırsınız. İster de buradan yayın servisi seçersiniz. YouTube'da yaptığınız için YouTube Gaming. Buradan sunucuyu istediğinizi seçebilirsiniz. Yayın anahtarını direkt yapıştırdığınızda yayını yapabilirsiniz. Şimdi çıkışa geldiğimizde burası önemli. Burada basit var, gelişmiş var. Gelişmiş alın bunu. Sonra çıkışı yeniden ölçekle ölçeklendir. Burada 720p, 1090p, 1080p falan ayarlayabiliyorsunuz. Ama en iyisi 480p yapabiliyorsunuz. Ben onu 480 değil de 360 yapıyorum. Sonra oran kontrolüne CBR yapabilirsiniz. Bit hızına 400 ideal bir, birin altında uploadlar için. 500-700 verebilirsiniz. Ben 400 veriyorum. Aslında 600 de verebilirsiniz. Şimdi bunlar anahtar kare aralığını yine sıfır yapıyorsunuz. Sıfır kalması lazım bunun. Verifest CPU kullanım önayarı. Ön Eğer çok iyi bir bilgisayarım var diyorsanız. E, Ultrafest pardon. Place boy tıklayabilirsiniz. Eğer eh yani diyorsanız Verifest ben size tavsiye ederim. Ben de onu da kullanıyorum. Sonra e, burada daha yapabileceğimiz bir şey yok. Sonra pardon. Ses parçasında bir seç, seç, seçim buradan. Bunlar zaten biz yayınla uğraştığımız için şimdi yayını seçtim ben burada. Kayıt falan onları başka videolarda yapabilirim. Sonra sese geldik. Ses de aslında yapabileceğimiz bir şey yok. mikrofonu ayarlıyorsunuz ya ikinci mikrofonu ayarlıyorsunuz. Sonra videoya geldiğimizde burada temel tuval çözünürlüğü diyor. Bunu aslında değiştiremiyorsunuz zaten. Böyle kendisi direkt ayarlıyor bunu. Çıkış ölçekli çözünürlüğü. Şimdi siz bunu değiştirebilirsiniz ve ne kadar düşük yaparsanız kalite o kadar düşer ama kesinlikler o kadar azalır. Ben bunu 460'ta kullanıyorum. 460-480 arası. Filtreyi azalt. Bunu kesinlikle keskinleştirilmiş boyutlandırma 16 örnek yapın. Diğerleri yani görün bazı barış bazısında bulanık görüntü bazılarında değişik sesler falan filan olabiliyor ses gidiyor geliyor şimdi bunu böyle yaptık ortadakini seçtik sonra max'ı da zaten 60 yapar ne kadar fps yükselirse o kadar iyi olur buradan gelişmişe gelin işlem önceliği yüksek derseniz sadece yayına odaklanır Sadece siz yayın yapıyorsunuz, sohbet yapıyorsanız yükseğe almanızı tavsiye ederim. Eğer oyun da oynuyorsanız normal diyebilirsiniz. Normalin üstünde de düşük e, gerek, sistem gereksinimli oyunları oynayabilirsiniz. Minecraft oynayacaksınız. Normalin üstünde seçebilirsiniz. Ben yüksek seçiyorum sadece yayın yaptığım için. Yorumlayıcıyı okuyun de seçebilirsiniz. Fark etmez. Buradan daha yapabileceğimiz bir şey yok. Yayın gecikmesini ayarlayabilirsiniz. E, bunu mesela... 56 yapalım. Ne kadar arttığımız arttırırsak o kadar Bellek kullanımı artar. Bakın mesela 80'de kadar geldi. 999'da da 94 daha fazlasını yapamıyoruz. 1000 e yapabiliyoruz. Sonra başka da yapacak bir şey kalmadı. Uygula diyoruz ve tamam'a tıkladıktan sonra işimiz tamamlanmış oluyor büyütebiliriz. Bu kadar arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.